Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yayıncı sesi ile oyuncuları troneyeceğim. Bakalım inanacaklar mı, kalmayacaklar mı? Saatlerimiz 10.44 geçiyor ve Jant 204 dışı arkadaşlar. Bugün 220'ye kadar da çıktık. Abi oturabilir. Dostum gel seni ağırlayalım şöyle. Nereye oturayım? Ha şöyle, ya şöyle geçebilirsin şu yöne. Eyvallah, sağ olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Değil oğlum. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum, sağ ol. Ne oldu be bro? Çal önüne geç. Herkes yerine. Beyler oturun yerinize. Beyler oturun beyler. Beyler yere değil. Yerinize oturun. Alo. Ali. Orta Ali. Dairo, seni dinliyorum. Beni misafir etmek istediğiniz mekanda geldim. Ziyaret ettim. Hoş geldin. Kadir Ustam geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Size de hoş geldiniz. Ne demek? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kim getirdi sizi buraya? Madem birkaç kardeşim vardı ya. Beni Flori sahilden aldılar, getirdiler. Şarkı açmayın ya, şarkı açmayın. Şarkı kapat arkadaşlar. Arkadaşım şarkı açma valla. Flori sahilden beni şu iki kardeşim aldı ya. Birisi bu kardeşimiz. Diğeri de nerede bakayım? Diğeri de bu kardeşim. O kardeşim. Beni ikisi aldılar, Flori sahilden getirdiler. Anladım. Ailemizi alalım, tanıştıralım. Ziyarette bulun dediler. Ben de ziyareti tekliflerini değerlendirmek istedim. O yüzden geldim. Reis, senin sesin bana çok tanıdık geldi biliyor musun? Nereden tanıdık geldi? Bilmiyorum ya. Hayvan gibi tanıdık geliyor şu an bana. Reis'in sesi. Arkadaşlar bu ne yapıyorsunuz? Follow vermeyin lütfen. Burayı keseceğim. Bana vermeyin. İstesek duruyorum ha. Oturun beyler. Buyurun. Herkes otursun. Evet Okan Bey, bu şehire ne zaman geldiniz? Nasıl geldiniz? Buyurun biraz konuşalım, sohbet edin. Öncelikle merhabalar herkese. Ben bu şehire daha yeni oldu genene. 2 gün oldu. Normalde burada oturmuyordum. Şehir dışında oturuyordum. Fakat İstanbul'a taşındım iş gereksinimiyle. İşlerin terfiye olsun, gerek dış olanakları olsun, İstanbul'da daha iyi olduğunu seyrediler. O yüzden buraya geldik. Evet, anladım. Halize... Bu şehirde hatırı sayılan normalde bir benim, aileyiz. Normalde benim karınca çiftliğim var. İşte değişik agnostik hayvanlarım var böyle. İşte kertenkele olsun, yılan olsun, tarantulalar olsun. Normalde onları büyütüyorum, geliştiriyorum, yetiştiriyorum. Öyle değişik bir hobim var normalde. Çiftliğim var yani. Ayrı İstanbul'a geldi. Şimdi çiftliğimi burada kurmayı düşünüyorum. Buradan biraz iş edinmek, burada işlerimi bitmek istiyorum. Geldik bakalım, göreceğiz. Evet, anlıyorum. Bir ara ziyaret etmek isteriz. Mutlaka olur tabii ki de, neden olmasın. Peki bu şehirde ne gibi bir yerde bulunmayı düşünüyorsunuz? Yani hiç bilmiyorum, bu şehrin karanlık hayatında da bulunabilir mi yani? Ne yapacağımı hiç ben de bilmiyorum. Göreceğiz, bunu zaman gösterecek gibidir ya. Allah kolaylık versin Türkan Bey. Anlıyorum. Peki illegal yollarla mı, legal yollarla mı? Yani para kazanmak istiyorsanız bu şehirde birazcık karanlık yüzüyle tanışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru game'imi söylüyorum, yalan mı? Bunu sen biliyorsunuz. Tabii ki. Bu şehrin karanlık yüzünde siz varsınız. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyse ne yazık ki birazcık bu şehrin karanlık yüzünde bulunmamız gerekecek. Bu şehrin karanlık tarafını tanıyacağız. Biraz para kazanmak için karanlık yerinde bulunmamız gerekiyor. Vurmasanız iyiydi. Aynen. Kusura bakmayın. Yanlışlık da oldu. Tiçim vardı biraz. Tamamdır. Evet. Ne yapıyorum gelin o zaman öyleyse? Bizim aileyi alalım sizi. Bizden biri olun. Aldılar zaten. Artık sizden biriyim ben de. Gençler beni kanlar hızlılar ya. Anlamadım. Yaşınız kaçtı sizin? Benim yaşım 35 kardeşim. Senin kaç? Benim de 25. Aramızda yaş farkı. Memnun oldum kardeşim. Ben de memnun oldum. İyi, hoş geldin aramıza. Hoş buldum. Senin isimler neydi? Efendim? Sizin isimler neydi? Kadir ismi. Memnun oldum kardeşim. Ben de Tuğkan. Daha yeni... Gelirken kardeşlerimiz Karahanlılar diye bahsetti ama değilim, Karahanlı ailesi burası. Doğru. Evet, neler yapıyoruz peki burada? Böyle boş oturup baş mı konuşacağız? Biraz inşaat yapmayalım mı? Bir oturun öyle konuşalım. İsterseniz icraata da gideriz ya, sıkıntı yok. Bir çay, kahve, bir şey. Yani farklı ailelerle konuşalım, bir şeyler yapalım, ne yapalım?
Ne yapalım? Ha, yaparız. Kendimizi saptırmak için bu şeyleri. Önce bir şey. Biraz tanışalım olmazsa. Allah razı olsun olmazsa. Kardeşim. Seviyorum. Sağ olasın. Musa bana bir sıcak bir kahve getirir misin? Getireyim mi? Orta şekerli. Baya inandılar yani babiler. Ali, Musa benimki tek şekerli olsun. Tek şekerim çok şekerim diyorsun kardeşim yani. Sizin adınız Tukan değil mi? Tukan mıydı? Tukan. Yani, Tukan Bey işte. Has ailem, hatırı sayan bir aileydi bu şekilde. Belirli bir ağırlığımız var. Evet. Bizim gibi bir sürü aile var burada. Bizim düşmanlarımız da var tabii ki. Yazıda olan dostlarımız da var. Öyleyse dostlarınızla beni tanıştırmayı ne dersiniz? Dostlarınızla tanışalım, bir çay kahve içelim. Baş sohbette bulunalım. Dostlarımızla Kadir Bey, dostlarımızla tanışma. Olabilir. Ne diyorsun? Dur bir dakika. Telefon görüşmesi yapalım istiyorsanız. Tamam, sen bir telefonla görüş, ara. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim Musa. Bir şey bir görüş yapsın reis. Tamamdır kardeşim, benim sıkıntı yok. Ben de şöyle bir mekana bakayım, gezeyim buraları. Beyler adamı gezdirin, ortalığı gösterin. İşkence yerlerini falan gösterin. Manzarası güzel mekanı ya. O da benim lan, tamam mı ne? Tukan Bey. Soktum. Aras ne dediler? Ne dediler? Bakalım, cevap bekliyorum hala ya. Nereye gideceğiz şimdi? Kimleri ziyaret edeceğiz? Bizim dostlarımızdan Pala ailesi var. Onların ya, mekanlarını da ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Yazma yeter. Onların mekanlarını da ziyaret edeceğiz mi? Reis, adamlar diyor ki bir gelelim mi diyor. Doğru muyum Adras? Ne yapalım mı? Aynen. Biz gelelim mi dediler. Değiştirelim ya. Değişiklik olsun. Ha öyle olur gidelim. Mu? Tamamdır, onu da yaz. Tabii biz gidelim. Gidelim diyor. Ha biz mi gidelim? Tamam, ben o zaman araçları hazırlıyorum. Araçları hazırlasanız Doğukan Musa. Araçları hazırlayın. Senin bir dalga atman gerekiyor kardeşim. Dalga mat gel. Sen bir tükür gel. Ver bizim arabaları. Tükür ama tükür gel, balgamak gelirleri de biliyor yani, öyle mi canım oyuncusu? Biler arabalara. Hazırlayın. Şu araçlara getirin. Hangi arabaya biniyorum ben? Şöyle güzel şekil bir araba olsun ya. Tamam gel. Sana şekil bir araba bul. Gel patlayıcı. Efsane paket burada. Ali nerede? Şu öndeki araba. O güzel. Fena. Modifiyeli. Ali hele bir yol ver. Gel. Ben nereye oturayım? Buraya mı? Oraya gelirim. Eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Ali sen öndeki arabaya geç. Düşersin ayağın kırılır. Araz yolu biliyor. Ama biraz dikkatli sür kardeşim. Dikkatli sür kardeşim. Aras dur Aras. Bekler gelsin. Yani ne gerek bıraktın, ne yol bıraktın, ne duvar bıraktın, arabada ne tampon ne far kaldı. Al dikkatli sür. Yavaş sürün kardeşim. Arabayı kırdınız. Masrafını siz mi ödüyorsunuz? Nasıl diyorum, masrafını siz mi ödüyorsunuz? Yediler mi bence? Ana kapıdan eksiz koymuşlar var oğlum. Yavaş. Laksana yol yok sanki. Kaldırımdan gidiyor. Sağ ol kardeşim. Size bir şoförlük eğitimi lazım. Kasaptan ne aldınız bu ehliyeti? Vallahi şunlara ben ehliyet verdim. Hala akıllanamamışlar. Ehliyet aldırdık ettik bunları. Ehliyeti kasaptan almış bunların hepsi. Ha kasaptan almışlar. Baksana şuna. Ha tam. Laksana bak. Bunlardan dost. Beyler yavaş. Oğlum biraz yavaş, dikkatli sürsene de ya. Yok iyi. Araba içinde savrulduk. Yavaş. Baksana bizden önce herkes görüyor. Bu nasıl bir disiplin? Allah. Ailenin savcısı sen misin kardeş? Hayırdır ya. Kadir kardeş. Buyuruz. Bu adamların sana hiç saygısı yok. Ben sana söyleyeyim. Bu işe disiplin vermen gerekiyor. Disiplinleri vereceğim onlara. Kusura bakma sen de reis. Estağfurullah. İzin varsa yürüyorum. Başkanım. Başkanım geçelim, izniniz var mı? Geçelim, adamlar toplanmış zaten. Efendim? İzniniz var mı başkanım? İznim var. Ne yaman anlamadım. Eyvallah başkanım. Buyurun başkanım, buyurun. Önden gidin başkanım. Sağ olasın. Önden gidin. Hoş geldiniz. Beyler sakin olun. Buyurun başkanım, önden gidiyorsunuz. Nasıl bu hareketli, böyle kol yürüyoruz karşılığı. Palalara vınlanmışlar. Çok iyi ya. Daha yanılır önce. Beyler.
Öncelikle selamünaleyküm. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Beyler içeri mi geçsek? Ne yapsak? Oturak mı? Geçin, içeri geçelim. İçeri. Hava bir tık gibi ama. Gelin içeri. Burası biraz soğuk. Havalar bir tık serinledi ya. İçeride oturalım. Artık kış geliyor yani. Bu saatten sonra üşütüp hasta olmanın da bir anlamı yok yani. Defol. Esadırı ilk tuğan mıydı? Bizimkiler sıraya geçin alo. Bizimkiler. Bulu gizem pala. Bizimkiler sıraya. Patronları bu mu? Bizimkiler sıraya geç, sıraya geç. Sıraya geç. Başkanım buyurun, nerede? Nereden geçiyoruz başkanım? Buyurun yardımcı olayım size. Gelin şöyle oturalım, gelin. Umarım başkanım ben. Ali Bey yer vereceğiniz mi? Hasan Bey verir misin müsaade? Böyle gelin bizimkiler böyle yol verseniz de alo gelin böyle. Ahmet gel. Başkana yol verin. Arkadaşlar başkana yol verin. Hoş geldin. Gel böyle başkana yol verin başkana. Alo. Sence. Başkana yol verin arkadaşlar başkana Hasan, yol verin. Buyurun başkanım buyurun. Gel reis gel. Eyvallah sağ olun eyvallah. Selamünaleyküm selamünaleyküm. Ara. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Aleykümselam. Hoş bulduk. Nasılsınız Gizem Hanım? Yarışmaya da... Patron Gizem Hanım mı buradan? Evet. Ben de İyiyim. Bu ne patron ya? Biz de iyiyiz. Faik sen ne yaptın dostum? Gizem Hanım zor olmuyor mu? Nasıl yani? Biraz kayar mısın? Nasıl yani? Sen de bizi yendin nedir kardeşim? Fiyatı. Sebebi ziyareti... Aramızda biraz daha... Şeyler var. Size yanlış yapma falan var mı diye durduk. Veya bizim ya. Size yanlış yapan falan var mı? Ondan geldik. Yani kadın başınıza bir aile yönetiyorsunuz. Bu sebepten dolayı size bir yanlış yapıldı mı? Herhangi bir problem var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Karan'ın ailesi olarak sormaya geldik. Gizem Hanım. Bir yanlışımız olduysa affolun. Lan sen fıstık adı görürsün dedi amına bir. Geldiğiniz için sefalar getirdiniz. Asıra bakmayın Gizem Hanım. Yani bana düşmez ama konuşmak istedim. Kusura bakmayın. Derste yoktu bir zaman o gün sen konuşma diye. Benim adamımdır Gizem Hanım. Yok kadın başınıza dediniz o tutulun biraz konuşabilirsin tabii ki de. Yani bir kadın olarak bu kadar erkeğe sahip çıkmak, aileye sahip çıkmak zor olur. O yüzden bir kadın olarak dedim yani affımıza sığınıyorum. Kusura bakmayın Gizem Hanım. Ya kardeşim bir otur ya. Evet Kadir. Bu arkadaş kimdir? Kimlerdendir? Bize tanıtır mısın? İşte ben de tanıtmaya geldim. Bu arkadaş bize yeni katılmak istedi. İsmi Tuğkan. Görmüşsünüz bilmiyorum ama daha önce gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama tanıtayım dedim size. Eyvallah. Hoş geldin. Ben yeni geldim. Daha önce çiftliğim vardı benim. Karınca, nasıl karampula, yılan, tentankire gibi böyle agnostik nasıl söylenir ona. Uzak Avrupa, Asya hayvanlarına bakıyorum. Ayrıca değişik bir çiftliğim var benim kendimce ufak. Şimdi İstanbul'a geldim. Burada iş olanakları daha yüksekmiş. Ondan ötürü buradayım yani. Tuğkan Bey biraz boğazınızda bir şey var herhalde. Öksürürseniz güzel olabilir. Ya ön harbi içi Tuğkan abi müsaade istiyor. Ben bir bardak su rica edebilir miyim? Acaba. Su mu? Ayıptır söylesin. Neydi? Bir daha söyler misiniz? Bir bardak su rica edebilir miyim ben? Ateş su verme şansın var mı arkadaşa? Ben veriyorum. Tamam arkada buzdolap var. Oradan al gel. Sağ olun Gizem Hanım. Teşekkür ederim. Bir su verebilir misiniz? Var mı başka bir çay kahve falan içecek misiniz? Gizem Hanım kaç yaşındasınız? Yoraz ya ışığı mı yok bu kadar adamlarken? Ben de 35 yaşındayım Gizem Hanım. Olaylar. Hiç koca abamsınız. Estağfurullah Gizem Hanım yani yaşımız arasında çok bir fark yok. Gizem Hanım. Kılıcık mı acaba ekranıyor dedi. Geldi. Cerrah Paşa ile samimiyetim nedir? Cerrah Paşalılarla daha önceden bir samimiyetimiz vardı. Doğrudur o. Daha önce de... Cerrah Paşa hastanesi mi? Yok hastane değil. Ailesi. Daha önce de bir şeyimiz, usumiyetimiz var yani. Dostuz evet. Siz de aranızı yapmak istiyorlardı. Hem gelmişken onu da konuşalım mı isterdiniz? Hangi konuda aralarını yapacaksın Kadir Bey? Kadir Başkın? Sen? Başkın.
Ben söyler misin? Hangi konuda aralarını yapacaksın Kadir Başkanım? Kadir Başkanım. Dost olarak yani. Ondan Kadir Başkanım. Şey olarak olan düşmanlık. Olmazsa Gizem Hanım. Çağıralım mı? Gizem Hanım. Gizem Hanım. Gizem Hanım. Tamam. Ateş ben kes hızlı sığınarak soruyorum. Bundan sonra size Gizem desem problem olur mu? Olmaz. Problem olmaz yani. Tamam, teşekkür ederim. İyi. Bakalım ne diyeceğiz. Ben. Ay bu sene de miydi? Yusuf oğlum kapıyı aç gel. Oğlum saç çıkalım mı, ne yapalım? Hacı Vahit tamam. Falan diye biraz senin olduğu yılda evlenir. Hadi bakalım. Telefon görüşmesi yapsana. Bilal. Yapayım yap. Bir ara bak gel. Yanındaki adamlara arkadaşım mı diyorsun, dostum diyorsun, kardeşim mi diyorsun? Nasıl hitap ediyorsun? Yanındaki adamlara kardeşim mi diye hitap ediyorsun, dostum mu diyorsun? Nasıl hitap ediyorsun? Onları ne olarak görüyorsun mesela? Evet evet arkamdakileri. Tuğkan hava yere giriyorum sen. Onları benim silahımdan geldiler. Maşallah maşallah. Silahle maşallah. Sizinmiş. Bir dakika benimle bir dışarı gelsene. Maşallah maşallah. Selamünaleyküm. Sezer iki dakika bir dışarı gitsene ben. Gizem Hanım aleyküm. Yanlış anlamazsınız bir gün sizinle bir kahve Bey, içmek isterim. Gelir misiniz rica etsem bir şey soracağım. Kahve falan ne oluyor? Şunu uzun bakalım ne diyecekler. Biz bu kahve hayırdır. Ne oldu? Kahve olduğundan kahve maçı hayırdır ya. Sen bizim yengeye mi koyuyorsun? Ne oluyor? Kahve falan bir dakika. Ne oluyor? Biraz hayırdır. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Gizem Hanım bir şey söylemiyor. Sakin lan. Tamam sakin. Gizem Hanım bir şey söylemiyor. Beyler bir sakin olun. Sessiz olun, bir sessiz olun. Bir anlatın baştan, ben anlamadım orayı. Hocacığımla herkes eskiyle iyisin. Hayırdır lan. Bana anlatsın. İşiniz mi var Gizem Hanım? Kusura bakmayın. Tek... Bir ara pek buluşalım da kahve içelim diyor. Hayır ne oluyor burada ya? Ya dostların aslında olabilir yani. Kahve ısmarlaması ya. Normal şey değil mi bu? O zaman çocuklar da kahve içiyorlar. Olur mu? Hayır sen yanlış anlamda anladın benim herhalde. Bacına da ben içeyim kahve. Profesyonel iş olarak ben kahve içmek istedim yani. Konuşacağım bir konular var. O anlamda demedi yalnız. Doğrudur. Gizem Bey siz nasıl anladınız? Gizem Hanım siz nasıl anladınız? Gizem Hanım. Bir oturur musunuz? Şey, partalıyım ya yere git. Ben kocam nasıl anladıysa öyle anladım. Dost anlamında dedi ya. Dost değil. Aramızda kavga olmasın ya. Gizem Hanım kusura bakma yanlış anlamayın. Kocanız olduğunu bilmiyordum ama ben profesyonel iş anlamıyla kahve içmek istedim. Konuşacağımız bazı konular var çünkü ben bu şehirde yani İstanbul hakkında birçok bilgi sahibi. Size her konuda yardımcı olabilirim yani. Gerek aileniz olsun, karanların da yanına bu sebepten dolayı geldim. Onlara da her konuda yardımcı olacağım zaten. Kusura bakmayın yani benim niyetim herhangi bir şekilde yakınlaşmak değil yani. Ya kardeşim lider var geçen bu konuşma ya. Ya varsa bir konuşalım şey gel ben konuşalım seninle. Çok iyi konuşurum ben. İşi misiniz? Beyefendi. Ya ben eşeyim. Eşeyim. Tamam beyefendi sizinle de kahve içeriz. Ne zaman isterseniz. Ne zaman tamam. Ister? Gel şimdi gel içelim hiç fark etmez. Tarık Bey isterseniz. Gel buyur içelim. Tek tek konuşalım. Gel 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 içelim. Gel gel gel. Gel gel gel. Kahve içelim hadi gel dışarı. Ya ayıp değil mi? Hadi gel hadi. Gel dışarıda gel. Gel bakalım gel. Gel. Gel gel dışarıya gel bakalım gel. Kadir abi. Ben onlara gelmek yok ama tek başına gideceksin kardeşim benim. Hay hay. Tek bırakın beni. Bir dakika beni dinlesene. Bir dakika beni dinlesene. Tek başımıza çıkacağız dışarıya. Ya Türkan. Tamamdır. Türkan. Efendim. Sen de uzatma. Konuyu uzatma. Sen de Faik uzat konuyu. Yok kahve içecekmişim. Boş boş. Tek başımıza çıkalım bakalım dışarıya içelim bir kahve. Adamların en sevdiği gel. Ayrıl ayrıl. Uzatacak bir şey yok. Dışarıya. Sakin sakin. Hadi gel bakalım dışarıya. Geçin yerlere. Tamam, geçin yerlerimize. Yerlere geçin. Çıkalım arkadaşlar. Gel gel gel. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. Hadi bakalım. Mis kavun bakalım. Olayları karıştı. Hepi adam. Hacı. Hacı Faik Pala. Benimle. Herkes de gelmiş. Ali tek konuşacaktı kardeş. Herkesi aldın arkana. Hacı. Gelsene benimle iki dakika gelsene. Sakin sakin. Kardeşim. Beyler bir dur. Ali tek konuşacaktı kardeşim. Bir dakika. Gel 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 ben buradayım. Arkandayım gel. Gel tek konuşalım gel. Karşı sen de gel. Hayır. Kadir gel gel. Hayır kimseye çağırma. Bir dakika gel. Neredesin? Gelmeyin. 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 Kimse gelmesin. Beyler kimse gelmesin.
Kafasına ders çıkartıyor gelmez. Baygar, baygar. Bak sen adamlarım hala gidiyor. Adamlarla laf geçiremiyorsun. Benim de tek başıma konuşmak oğlum, istiyorsun. Gelmeyin lan. Gelmeyin. Hiç şey anlamadım. Yusuf indir o sene. Kendi adamlarıma laf geçiremiyorsun ama tek başına konuşmak istiyorsun. Gel böyle. Gel konuşalım şimdi. Ne? Evet konuşalım diyor kardeşim. Ya niye ödüyorsun mesela kahve muhabbeti sonra gel sen de içelim. Gel çıkalım. Ben kimseden korkmam. E, tamam gel benimle konuş. Gel kahve içelim. Ne konuş? Gel gidelim Starbucks'ın bir kahve içelim beraber. Tamam, ne konuşacaksan benimle konuş. Ne konuşacaksan benimle konuş. E, tamam kahve içerek konuşalım dedik kardeşim yani. Kahve içelim tamam. Konuşalım gel seninle tamam. De konuşalım. Tamam kahve hocam. Tamam bizimkiler kahve hazırlayın. Gel kahve hazırlayın. Tamam kahve hazırlayın. Tamam kahve hazırlayın. Kahve hazırlayın. Ben daha sonra bizimkiler gel, geçin gel, içeri. 3 saniyeniz var. 3 saniyeniz bizimkiler. İçeri gel, gel. Geçin içeri. Toprak. Toplayın herkesi. Gel. Toplayın herkesi. İçeri. Canan Bey amca. Mümkünle ben şunu anladım. Gizem Hanım'ın lafı geçmiyor galiba. Sizin geçiyor sanırım. Havaya ateş ediyorum. Ayrılın. Can. Ayrılın havaya ateş edeceğim. Gel, gelebilirsin. Gizem Hanım fısıktı ya. Ayrılın. Neyse kudurtuyorum. Sakin bir durun oğlum Tolga. Ya. Gel buraya Tolga. Yok abi ben doğru burası fıs ya. Olayı bitmeyeyim biraz ya. Hızlı gafe getiriyor o sinirlendiriyor. Biz karanlıklar olarak çıkalım ya sizi hiç sevmedik yani hiç sevmedik. Gel sen yani. Beş. Kadir başkanım ya. Tolga'n. Tolga'n. Bir kahve içecektik. Olaylar karıştı böyle. Daha demin ne oldu ben tam anlamadım orayı. Olayı. Ya Gizem Hanım'la bir kahve içelim dedim. Yani problem oldu. Eşi kudurdu, sinir oldu, kızdı Maya. Ondan sonra eşi tek başına konuşam diye çağırdı. Hayır, tek başına gelmedi. Ben de sinir etmek için dedim. Palalar fıs falan yaptım. Sinirlendirdim onları baya. Ondan sonra mekanından çıkışımızı sağladık zaten başkanım. Sağladık zaten başkanım. Olabilir de şimdi dostumuz oldu düşman değil mi? Yanlış mıyım? Dostumuz artık düşmana uzun oldu yani. Ha, öyle bir şey oldu. Yani bizim için sorun yok. Düşman da oluruz. Ama bir boy muhabbet için iş... Değmez mi? Öyleyse bir daha tekrar konuşmaya gideriz başka bir zaman. Daha sakin bir zamanda. Daha sakin bir zamanda. Tamamdır. Ne dersiniz başkanım? Olur. Özür dilemeye gideriz. Eşyalan bu sefer gelmesin. Direkt Gizem Hanım'dan özür dileriz. Gizem Hanım'dan özür dileriz. Liderlerini getiririz. Olmazsa. Akılcı güversi yapma kardeşim. Boynum kırılacak kardeşim. Boynum kırılacak. Şu tarafa gel. Mal da boynum kırılacak. Öyleyse başkanım hayırlı akşamlar dilerim size. Ben dinlenmeye çekiliyorum. Ben dinlenmeye çekiliyorum. Tamamdır. Hayırlı akşamlar başkanım. Başkanlar. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.